Merhaba ben Erol. Bu videoda ben olsam hangi cihazları bu dönem içerisinde alırdım bunları konuşacağız. Şimdi videoyu fazla uzatmak istemiyorum zaten gerçekten uzun bir video olacak. O yüzden dolayı hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle 3200 TL bantlarını satılan Redmi Note 8'e bakmak istiyorum. Redmi Note 8'in direkt ekranından başlamak gerekirse Redmi Note 8 ekran kısmında IPS LCD küçük değil fazla da büyük değil ve art olarak 60 Hz'lik bir ekranla birlikte giriyor. Güneş altında ekran parlaklığı kesinlikle ve kesinlikle yetmiyor. Art olarak ekranından fazla bir şey beklemeyin. Sıradan bir IPS LCD ekrana sahip. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman 4000 mAh bataryasını 18 Watt'la birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ayrıca şarj olma süresi yine buralarda her zamanki gibi yazmış olacak. Artı olarak kablosu şarj desteği vesaire bulunmuyor. Kamera kısmına geçtiğiniz zaman ana kamerası gündüzlere başarılı fakat geceye geldiğimiz zaman çok çok başarılı değil. Diğer kamera sensörlerinde ise şunu söyleyebilirim yani geniş kamerası evet başarılı gibi gündüzler ama yine gece geldiğimiz zaman çok çok başarılı değil. Artı olarak 3. ve 4. kamera ise makro çekim ve bokeh kamerası olarak karşımıza çıkıyor videolar kısmında ise gündüzleri yine başarılı geçe geldiğimiz zaman maalesef ki başarılı değil titreşimleri de sdst ile birlikte az bir şey de olsa engelleyebiliyor diyebilirim ön kameraya geldiğimiz zaman yine ön kamerada burada gündüzleri işler çıkartıyor fakat gece geldiğimiz zaman çok çok fazla bir şey beklemeyin yani düşük ışık ortamında bu telefonun kamerası hem önde hem de arkada maalesef ki biraz sizi üzebiliyor Donanım kısmına geldiğimiz zaman Snapdragon'un 665 işlemcisi var. Antutu V9 puanına baktığımız zaman burada Antutu V9 puanı 210 binlik bir puanla giriyor. PUBG gibi oyunları orta yerlerde 30 kare desteğini maksimum olacak şekilde ayarlayabilirken diğer oyunlarda da ise rahat bir şekilde oynatacaktır. Yani çok fazla donma ve kasma yaratmayacaktır. Mobile Legends gibi oyunları yine çok rahat oynatacaktır. Call of Duty gibi oyunları yine düşük ayarlar, düşük grafik hızlarında yine çok rahat bir şekilde oynatacaktır. Günlük kullanımda ise donma ve kasma bu telefonda fazla göremezsiniz. Yani evet yapar mı yapar ama çok çok giriş seviyesi bir telefon olmadığı için bu telefondan çok çok dama ve kasma beklemeyin. Dış tasarımına baktığımız zaman arka taraf cam olarak geliyor, Yan taraflar plastik olarak geliyor. Bunu artı olarak yani telefon çok çok ağır değil, çok çok kalın da değil. Yani elde tutarken çok rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz ve arka tarafın cam olması bu fiyat bandında çok çok mükemmel diyebilirim. Telefonda 5G desteği yok. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak geliyor. Kız öte sensör üzerinde bulunurken NFC desteği maalesef ki bulunmuyor. Su ve toza karşı denetlilik sadece sıçramalara karşı bulunurken ses kısmında ise çok çok müthiş bir hoparlörü bulunmuyor oyunlarınızı oynatır. Müziklerinizi dinletir ama yüksek bir ses kalitesi beklemeyin. Mono parları ile birlikte ancak bu kadar performans veriyor ve 3.5 mm'lik şark girişte bulunuyor. Parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunuyor. Bu ek olarak ön tarafta yüz tanımalı ekran kilidinizi yeni açtırabilirsiniz. İkinci telefonumuza geçtiğimiz zaman M23 5G. M23 gnin fiyatına baktığımız zaman 4500 TL bantlarında bu telefonu bulabiliyorsunuz. Ekran kısmında TFT LCD bir ekran bulunuyor. Tek özelliği ekranın 120 Hz'lik bir ekranıyla ile birlikte gelmesi. Bunun dışında ekranı çok çok kaliteli diyemem. Yani 120 Hz birlikte sadece akışkan bir ekrana sahip olarak karşımıza çıkıyor. Batarya kısmında 5 mAh'lik bataryası bulunuyor. Artı olarak 25W ile birlikte şarj edebiliyorsunuz ama kutusundan 15W'lık güç adaptörü çıkıyor. Ortalama kullanımda 1 1,5 günü çok rahat bir şekilde çıkartabilirken bu telefonun bataryası kablosuz şarj desteği gibi desteklerde bulunmuyor. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman OIS desteği bulunmuyor. Yani Samsung M23 5G'nin Redmi Note 8 ile neredeyse aynı kamera sensörlerine sahip olduğunu belirtebilirim. Biraz performans olarak özellikle gece kısmına benziyorlar ama gündüzleri yine burada M23 5G önü geçeceğini söyleyebilirim. Titreşimleri engelleme konusunda el birlikte Redmi Note 8'e göre bence biraz daha güzel işlevli çalıştığını da söyleyebilirim. İkinci kamera kısmında geniş açı kamerası bulunuyor. Bunun da çok çok işlevsel olduğunu söylemem geceleri kısmında. Gündüzleri her geniş açı kamerası yani idare edecek şekilde güzel fotoğraflar çekiyor ama geceleri maalesef ki idare etmiyor. Üçüncü kamera kısmında ise makro çekim kamerası olarak giriyor. Dördüncü kamerası da bulunmuyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman burada güzel bir kamera sensörüyle geldiğini söylemem tamamıyla. Yani Redmi Note 8'dekiyle aynı diyebilirim. Gündüzleri görüyor. Geçe geldiğimiz zaman ise maalesef ki biraz geride kalıyor. O yüzden dolayı biraz üzüyor fakat ön kamerasındaki en güzel özellik ACE desteği bulunuyor. Bunun sayesinde ön taraftan çektiğiniz videolarda titreşimsiz şekilde videolar kaydedebiliyorsunuz. Yonga kısmına geldiğimiz zaman Snapdragon 750G ile birlikte geliyor. Direkt Antutu ve 9 puanına baktığımız zaman 390 binlik bir puanı bulunuyor. 390 binlik puan ise yani PUBG gibi oyunlarda en yüksek yerlerde en yüksek kare hızını almanıza neden olacaktır. Bunu normal olarak vermiyor ama yani yüksek yerlerde 40-50 arası FPS'leri çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ortayarlarda ise 60 kare desteğini alabiliyorsunuz. Diğer oyunlarda çok çok rahat bir şekilde her türlü oyunları açacaktır. Ekran kaydı vesaire de üstüne çok rahat bir şekilde alabilirken. Ayrıca donma ve kasma bu telefonda fazla görmeyeceksinizdir. UFS depolama biçimiyle de birlikte çok rahat bir şekilde donma ve kasmaların önüne geçecektir. Yani bu telefon uzun vadede donanım kısmında sizi her türlü götürecektir. Tasarım kısmına baktığınız zaman bence tasarımsal olarak güzel bir telefon olduğunu belirtebilirim. Çok çok prestijli bir telefon değil. Ağırlık ve kalınlık kısmında çok çok hafiften ağır, çok çok hafiften de biraz biraz kalın. Yani Redmi Note 8 ile neredeyse kalınlığı aynı baktığınız zaman art olarak çok çok hafiften ağır olduğunu belirtebilirim. Ark taraflarında hem ark tarafın ve yan tarafında plastik olduğunu söyleyebilirim. Plastik kalitesini de yine burada güzel tutmuşlar. Kablo bantlı arkasında ise 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak geliyor. Ayrıca NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya batoza karşı denklilik hiçbir şekilde bulunmazken ses kısmında mono hoparlörün kalitesinin Redmi Note 8'den bir tık iyi olduğunu belirtebilirim. Ama bunun dışında yani yine Redmi Note 8 ile aynı kaliteye sahip sahip. Ayrıca 3.5 milimetrelik şart girişi de bünyesinde bulunurken parmak izi okuyucusu da yan tarafta bulunuyor. Bununla birlikte hızlı bir şekilde ekran kilidinizi açabilirsiniz. İsterseniz de yüz tanımıyla ekran kilidi açma özelliği bulunuyor. Şimdi geçelim diğer bir telefonumuza Redmi Note 10 S. Redmi Note 10 S'e baktığımız zaman 5000 TL fiyatlarında şu an seyrediyor. Gerçekten güzel özellikleri bulunuyor ama Bulunuyor. Yani diğer saydığım şu anki saydığım telefonlar arasında bence hepsinden biraz daha iyi fakat işlemci kısmında biraz performanslı olmasına rağmen ileriye yönelik biraz size sıkıntı yaratacaktır. Şimdi ekran kısmından başlamak istiyorum. AMOLED bir ekranı var fakat 60 Hz'lik bir ekran bulunuyor. AMOLED ekranının gerçekten parlaklık kısmında olsun, kalite kısmında olsun diğer telefonların her türlü önüne geçiyor. Ayrıca sürekli açık ekran desteği de telefonda bulunuyor. Tek eksiği bence 60 Hz olması. 90 Hz olsaydı yine bizim için kafiydi. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman burada 5 mAh'lık bataryası bulunuyor ve 33 Watt'la birlikte şarj olabiliyor. Eğer ki güncelleme yapmazsanız Mi güncellemelerini bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Bunu söyleyeyim ama güncelleme yaparsanız bir günü çok rahat bir şekilde çıkarmakta biraz zorlanıyorsunuz. Bataryası biraz hızlı bitecektir. Güncelleme yaptıktan sonra kesinlikle telefona format atın eski haline dönecektir. Bunu da ara bilgi olarak vereyim. Yani dediğim gibi bir günü çıkartabiliyor ama çok çok az kullanan birisiyenizde telefonu bir bir buçuk güne de ulaşabiliyorsunuz. Batarya kısmında ayrıca kablosuz şarj özelliği vesaire de bulunmuyor. Kamera kısmına da geçtiğimiz zaman burada bence güzel bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Yine Gündüzleri çok çok işlevli bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz normal kameralara göre. Ama geceye geldiğimiz zaman diğer kameralara göre biraz daha iyi olduğunu belirtebilirim. Yani kullanmalar vesaire olabiliyor ama yine işlevsel bir şekilde de çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle Google kamerayı bu telefona kurduğumuz zaman çok güzel fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz. İkinci, üçüncü ve dördüncü kamera kısmında ise geniş açı makro ve bokeh kamerası olarak geliyor. Bunların da yani yine diğer kameralarla aynı olduğunu söyleyebilirim. Çok çok fazla bir şey beklemeyin. Ön kamera kısmına geçmeden önce de SSD arka tarafta bulunuyor. Titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Videolarda ise geceleri maalesef ki az bir şey kullanma yapabiliyor düşük, düşük, ışık koşullarında. Ön tarafta ise Redmi Note 8'de neredeyse aynı kamera sensörüne sahip bir ön kamerayla geldiğini belirtebilirim. Ayrıca Ace desteği de, de bulunuyor. Gündüzleri işinizi görecektir. Gece geldiğimiz zaman biraz tırt kalıyor. Kesinlikle ve kesinlikle yani biraz kullanmalar, morarmalar vesaire gece fotoğraflarında ve videolarında olabiliyor. Aslında bu performansları vermesi normal çünkü bende iPhone 13 mini var. O bile neredeyse geceleri çok çok iyi çekmiyor ön tarafta. Gündüzleri evet iyi çekebiliyor. Gündüzleri de bu saydığım telefonlar bu iPhone 13 mini kadar ya da iPhone 13'ün diğer telefonları kadar güzel çekemiyor. O yüzden olayı gece kısmında aslında böyle olması normal kesinlikle kafayı takmayın. İşlemci kısmında ise Meditek'in Helio G95 işlemcisiyle birlikte geliyor. Daha demin herhalde ben bu işlemci performanslı falan dedim fakat M23 5G unuttum ben orada. Kusura bakmayın M23 5G biraz daha performanslı bu işlemciden. O yüzden dolayı yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın ya da kesmişimdir orayı. Çok kesilebilecek bir yerse. Her neyse. Şimdi bu işlemci orta yerlerde 45 FPS testini çok rahat bir şekilde verecektir. Meditek olduğu için az bir şey ısınabiliyor. Bunu da belirteyim. İçinde ayrıca UFS 2.2 depolama yapılama biçimi var. Uzun vade donma ve kasma yapmayacaktır güncellemeleri yüklemediğiniz sürece yani telefonu çok rahat bir şekilde gündelik kullanımda işinizi idare edecektir. Ayrıca oyunlarınızı da istediğiniz ayarlarda çok çok yüksek olması da oynatacaktır. Tasarım kısmına baktığımız zaman yani tasarımı biraz geride kaldı. Çok çok iyi bir tasarıma sahip değil. Çıktığı zamanlarda da tasarımı fazla hoşuma gitmemişti. Şimdi de bu telefonun tasarımı yine hoşuma gitmiyor. Arka taraf plastik olarak geliyor. Yan taraf ise metalik görünümlü plastik olarak geliyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında ise yani bence çok çok hafif bir telefon. Diğer saydığım telefonlarla da kalınlığının aynı olduğunu söyleyebilirim. Ama ama gerçekten diğer telefon modellerine göre baya baya hafif bir telefon olduğunu söyleyebilirim. 5G desteği maalesef ki bulunmuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC desteği de bünyesinde bulunmuyor. Suya ve toza karşı denetliliği de ayrıca olarak IPX3 ile suya IP5X de toza karşı olarak bulunurken ses kısmında çift hoparlörü bulunuyor. 3.5 milimetrelik ekşak girişi de bulunuyor. Çift toparları ile birlikte hayır ses sertifikası da bulunuyor. Şu ana kadar saydığım telefonlar arasında gerçekten güzel bir ses deneyimini çok rahat bir şekilde yaşatabiliyor. Yani hem stereo hoparlör olmasıyla hem de hi ses sertifikasının burada bulunmasıyla birlikte telefonun hoparlöründen gerçekten zevk alabiliyor. Biliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunuyor. Güç tuşunun içindeki parmak izi okuyucusu ile birlikte ekran kilidinizi istersiniz. Oradan isterseniz de ön taraftaki kamera kısmından açabilirsiniz. Gelelim diğer bir modelimize Samsung Galaxy A6352. Bu telefonun fiyatına baktığımız zaman 6200 TL bantlarında ve bence bu fiyatlara alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. şimdi Ekran kısmına baktığımız zaman süper amoled özelliği var. Art olarak burada 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızı koymuşlar. Bu ikisi bizim için şu anlık yeterli diyebilirim. Fakat güneş altında biraz sizi bu telefon üzüyor. Yani çok çok güneşli havalarda kesinlikle gölge geçmeniz gerekiyor diyebilirim. Ekran kısmında da art olarak fazla böyle çok çok gelişmiş bir özellik bulunmuyor. Zaten çoğu özelliği de varsa da buraya yazıyor. Batarya kısmına geçtiğimizden burada 5 mAh'lik bataryası bulunuyor ve bunu 25 Watt'la birlikte şarj edebiliyorsunuz. Fakat kutusunda yine 15 Watt'lık güç adaptörü çıkıyor. Bu da gerçekten insanın sinirini az bir şey bozabiliyor. Yani gitti 25 Watt'lık güç adaptörü kaçıyordur en azından hani telefon daha fazla satılsın. Ne bileyim bence mantıksız kaçıyor Samsung'un böyle bir şey yapması. Her telefon satıcısının bir stratejisi var. Samsung'un da bu herhalde anlamadığım şekilde bir şey diyemiyorum. Batarya kullanımında ise 1-1,5 günü çok rahat bir şekilde bu telefonun bataryası çıkartabiliyor. Yani içinizde bir şüphe olmasın batarya kısmında. Ayrıca kablosuz şarj desteği vesaire bulunmuyor. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman kamera kısmında hem kalite olarak olsun hem de titreşimleri engelleme konusunda olsun gerçekten başarılı. 5 g oisi desteklen güzel bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Bu kamera sensörü hem 1080p'de 60 fps hem de 4K'da 30 fps olarak da videolar çekebiliyor. Gece geldiğimiz zaman diğer telefon modellerinden bir tık önde diyebilirim. Ama gün üzeri özellikle videolar kısmında çok çok fazla hoşuma gittiğini de söyleyebilirim bu fiyatlar için. 6200 TL bantlarında o güzel bir kamera sahip bu telefona sahip olabiliyorsunuz. Bence güzel diyebilirim. İkinci, üçüncü ve dördüncü kamera kısmında ise makro çekim, bokeh ve genç içi kamerası olarak geliyor. Diğer kamera sensörlerinden bir farkının olduğunu da söyleyemem. Ön kamera kısmına geldiğimizde geldiğimiz zaman burada ön kamera kısmı Redmi Note 10 ile aynı yani neredeyse şu an saydığım bütün kamera sensörlerinin ön kamera kısmı aynı kaliteye sahip geleceği için gündüzleri ama a 35 genin ön kamera sensörü bir tık önde yine. Burada hem de ayrıca ACE desteği bulunuyor. ACE desteği ile birlikte titreşimleri yine ön tarafta engelleyebiliyorsunuz. Son olarak 4K'da 30 FPS videoları da yine ön taraftan çekebiliyorsunuz. Donanım kısmına geldiğimiz zaman burada Samsung'un Exynos 1280 işlemcisi bulunuyor. Şimdi 1280 işlemcisi hakkında fazla bir bilginiz olmayabilir. 5 nanometrelik bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor ve gerçekten çok çok güzel bir işlemci. Altuda ve 9 puanla baktığımız zaman 420-430 binlik bir puanlara ulaşabiliyor. Bu da PUBG gibi oyunlarda çok rahat bir şekilde yani oyunlarınızı en yüksek kare hızında, en yüksek grafiklerde oynamanıza neden olabilirken ayrıca günlük kullanımda yine çok çok rahat bir şekilde işinizi görecektir. Ya zaten bu saydığım telefonlar arasında gündelik kullanımda işinizi görecektir. Fakat oyunlarda emin olun ki fark olacaktır. Mesela A33 5G'nin işlemcisi biraz daha önde. M23 5G'nin işlemcisi de biraz daha önde. Ama a 635 5G'nin kamerası da iyi. Ekranı da iyi. Yani böyle şeylerle birlikte fiyat hem yükseliyor hem de kötüden biraz daha iyi telefonlara gidiyoruz. Yani bence donanım kısmında her türlü işinizi görecektir. Tasarımsal olarak bence çok çok böyle kaliteli kaliteli bir tasarıma sahip değil. Evet hafiften prestijli duruyor ama hafiften duruyor. Çok çok böyle yüksek prestije sahip değil. Ona baktığınız zaman böyle telefon baktırmıyor. Ama yine tasarımının da iyi olduğunu belirtebilirim. Burada arka tarafta yan çerçevelerde plastik olarak geliyor. Fakat arka taraf cam görünümlü, yan taraf ise metalik görünümlü plastik olarak geliyor. Kalınlık kısmında ise diğer modellere göre bir tık hafif olduğunu belirtebilirim. İncelik konusunda ise diğer modellere göre biraz daha ince. Telefonu elinize aldığınız zaman bunu kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Ama burada Redmi Note Note'un şu anki saydığım telefonlar arasında neredeyse en düşük ağırlığa sahip olduğunu belirtebilirim. Sayacağım en son telefonda o gerçekten çok çok hafif. Ona da birazdan geleceğim. Kablosuz bantlar kısmında 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 5, NFC desteği de bünyesinde bulunurken suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında her birinde de sertifikası bulunuyor. Sudan ve tozdan, sudan ve tozdan bu telefonları korurken korkmanıza gerek kalmıyor. Hoparlör kısmına da baktığımız zaman çift hoparlörü bulunuyor. 3.5 mm'lik jack girişi maalesef ki bulunmuyor. Burada stereo hoparlörünün güzel çalıştığını belirtebilirim. Ama Redmi Note 10 biraz daha kalite olarak önde olduğunu da söyleyebilirim. Yani burada A33 için puanı sallıyorum ki 8 ise burada Redmi Note Note'un S'i 10 verebilirim örnek veriyorum ki. Arasında bu kadarlık bir puan farkı var diyebilirim kendimce. Güvenlik kısmındaki parmak izi okuyucusu ekranın içinde bulunuyor. Gerçekten bu çok çok hoş olmuş. Yani ekran içinde parmak izi okuyucusu bulunması benim çok hoşuma gidiyor. İsterseniz de ön taraftan yüz tanımıyla ekran kilidinizi de açtırabiliyorsunuz. Bence A33 5G 6200 6000 TL bantlarında kesinlikle ve kesinlikle alınabilecek bir telefon olduğunu belirtebilirim. Gelelim son telefonumuza. Yüksek tek bütçeye çıksaydım hangi telefon alırdım Türkiye'den? Burada Samsung Galaxy S21 5G'yi seçiyorum. Çünkü fiyatı 10.000 TL bandlarında ve gerçekten özellikleri tam bir amiral gemisi telefonları aratmıyor. Burada ekran kısmında gerçekten çok çok fazla özellik var. Hani ekran kısmı hem kalite olarak olsun, hem amoled olarak olsun, hem akıcılık konusunda olsun, hem saymadığım diğer şurada gördüğünüz teknolojiler olsun telefonun ekranını baya baya önüne geçiriyor. Batarya kısmına geldiğiniz zaman evet burada 4 mAh'lık bataryası var ve 25 W'la şarj edebiliyorsunuz. Ya yani şarj olması biraz daha az oluyor ama 4000 mAh'den biraz şüphelenebilirsiniz. Fakat 4000 mAh'lık bataryada bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Yani sizi kesinlikle ve kesinlikle geride bırakmıyor. Ama ileri yönelik güncellemelerle birlikte bataryayı öldürürler mi bir fikrim bulunmuyor. O yüzden dolayı yani telefon aldığınız zaman yine söylüyorum ki güncelleme fazla yapmayın. Artı olarak kablosuz şarj desteği vesaire de bunlarda bulunuyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Ters kablosuz şarj özelliğiyle birlikte de diğer telefonları da şarj edebiliyorsunuz. Bu gibi özelliklerle birlikte telefonu hafiften stat atlıyor zaten. Kamera kısmına geldiğimiz zaman burada gerçekten kamerası çok çok başarılı. Özellikle ana kamera sensörü çok çok iyi bir şekilde çalışabiliyor. Yani hem gündüzler olsun hem geceler olsun hem fotoğraflarda olsun hem videolarda olsun hem titreşimleri engelleme konusunda olsun telefon gerçekten çok çok başarılı. Ayrıca 8K'da 24 fps çekimlerde yapabiliyorsunuz. 4K'da da 60 fps çekimler yapabilirsiniz. Burada geniş açı kamerası diğer saydığım modellere göre kesinlikle ve kesinlikle önde. Yani geceleri bile yine güzel fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz çok çok iyi olması da. Üçüncü kamerası ise 3x optik zoom, 30x dijital zoom yapabilen OSD bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bununla da birlikte çok çok uzaktaki nesneleri bu kamera sensörü ile birlikte görebiliyorsunuz. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman burada yine Ace ile birlikte desteklenmiş bir ön kamera sensörü bulunuyor. Ve bu kamera sensörünün şu ana, şu ana kadar saydığım kamera sensörlerinden farklı olduğunu yine söyleyebilirim. Gerçekten her türlü başarılı olduğunu da belirtebilirim. Sadece gece geldiğimiz zaman her modelde olduğu gibi biraz geride kalıyor. Yani çok çok fazla bir performans beklemeyin gece kısmında. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman burada Samsung'un Exynos 2100 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemcinin 6 ve 9 puanı 730 bin. Zaten 730 binlik bir puan demek sizi her türlü her şeyde idare edecektir. Yani bu telefonda yapabileceğiniz en zorlucu şeyleri bile çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. ileriye yönelik de donma ve kasma bu telefondan kesinlikle kesinlikle beklemeyin. buraya direkt geçiyorum. Fazla üzerinde durmak istemiyorum. Dış tasarım olarak bence dış tasarımı çok çok iyi telefonun. Gerçekten telefonu tutarken zevk alarak tutuyorsunuz. Zaten hem ince hem de hafif bir telefon. Artı arka taraf plastik olarak geliyor. Yan taraflar ise metal olarak geliyor. Fakat arka tarafın plastik olmasına bakmayın. Gerçekten kaliteli bir plastikle karşımıza çıkıyor. Kablo suvantlar kısmında 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak geliyor. Ayrıca NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya ve karşı denetlilik bulunurken ayrıca hoparlör kalitesinin çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Maalesef ki 3.5 milimetrelik jack girişi de bünyesinde bulunmuyor. Çift hoparlör ile birlikte çok iyi bir şekilde ses deneyimi yaşayabilirken hem yükseklik konusunda olsun sesin hem basar ve tizar konusunda olsun telefon ses kısmında gerçekten başarılı. Parmak izi okuyucusu ekranın altından bulunuyor. Bunun iste bununla birlikte isterseniz de ön taraftan yüz tanımıyla ekran ekran açtırabiliyorsunuz. Genel olarak telefon bu şekildeydi. Yani bence Samsung Galaxy S21 5G yüksek fiyatlarda alınabilecek en mantıklı telefonlardan bir tanesi. Ben burada gidip de iPhone 11 yerine bu telefonu almayı tercih ederim. Zaten gelecek güncellemelerle birlikte Instagram'daki sorunları vesaire de halledebileceksiniz. Yani dostlar video bu şekildeydi. Küçükten büyüğe küçük küçük sıralama yaptım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani bana göre en mantık telefonlar kesinlikle ve kesinlikle bunlar. Bunların dışında telefon bakmanızı fiyatlar değişmediği sürece önermiyorum. Bu gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız da alt taraftan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.